Biliyorsunuz ki 25 yıldan beridir ve son 3 yıldan beridir Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamama hali yaşıyor. Hele özellikle 3 yıldan beridir ailesi ve avukatlarının her türlü girişimlerine rağmen bu girişimler cevapsız kalıyor. Biz toplumsal olarak bir hamle başlattık ve bu hamlemizin karşılığını da cezaevleri şu an tutsak olan tüm siyasi tutsaklardan bir cevap olarak başladı bu açlık grevleri. Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü olmadan ne bir çözüm olur ne bu tecrit kalkar. Tecritin bu açlık grevinin daha doğrusu amacı da tecriti kaldırmak, fiziki özgürlüğü ortaya çıkarmak. Evet, bu 27 Kasım'da başlayan bu açlık grevi hamlesi Antalya S tipi, Bafra S tipi olmak üzere iki cezaevinde bir süren ceza açlık grevinin şu an yönelen bir durum var. Bu durumda arkadaşların teker teker tekli hücreye atılmaları ve diğer greve başlayacak olan tutsakların da sürgün edildiği yönünde bize gelen bilgiler arasında. Hatırlarsanız 2018-2019 açlık grevi süreci vardı ve bu süreç bir nebze de olsa biraz normalleşme yönüne doğru gitti. Bu karşılık buldu açıkçası toplumda. Şimdi biliyorsunuz yani yaşadığımız bu şu son süreçlerde bu faşist zihniyetin değil cezaevlerine, İmralı'ya, toplumun bir bütününe yansımış bir tecrit hali, açık cezaevi hali durumda. Bunu kırmak da evet tabii ki bu bizler cezaevlerindeki tutsaklar bu grevleri başlattıkları 2018-2019 sürecinde yakalanan bu ılımlı havanın tekrar bir yakalanma halinin gözler önünde zaten serileceği ortada. Ama bunun içinde açıkçası çok net söylemek gerekiyor burada. Sahiplenme noktasında bizlerin üzerine düşen çok sorumluluk var. Bu sorumluluğu her bir bireyimiz, her bir toplum, her bir kişi alırsa bu sürecin daha çok fazla uzamayacağını, daha refah, daha iyi bir şekilde, daha toplumun nefes alabilme haline dönüşeceğini buradan hepimiz de biliyoruz. Tek yapmamız gereken bizim bu açlık grevlerini, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu yaşanılmaz bir hali sahiplenip ses çıkarmaktır.